Sayın seyirciler, Rusya'nın algısı şöyleydi, köhnemiş, öyle yaklaşık işte 1 trilyon dolar, hani o ortadan hallice ekonomisi olan bir ülke, ama bakıyorsunuz toprağı bütün Güney Amerika'dan yavaş, daha büyük. Evet. Böyle bir algı vardı. Şimdi bu Ukrayna Savaşı'nda aslında Rusya'nın o kadar önemsiz olmadığı ortaya çıktı. Bütün işte gıda kaynakları, enerji kaynakları hepsi elindeymiş. Bir de Rusya'nın elinde birçok ender maden denilen, evet, madenler varmış. Bunların önemi ortaya çıktı. Yani bu ender madenler olmadan oturup bir jet motoru yapamıyorsunuz. Doğru. Ve oturup bir ham madde üretemiyorsunuz. Yani bu ham madde kaynakları kadar bu ender madenler de önemliymiş. Bu ender madenler konusunda Türkiye'de de bor bir gelişme, evet, var. Bor değil, ender maden. Şimdi o haberi bir izleyelim. Üstüne konuşacağız. Ülkemizin önemli nadir element sahalarından Eskişehir Beylikova dünyanın Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv alanıdır. Şimdi burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir üretim tesisi kuruyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi o ilçede heyecanla karşılandı. İlçemizde büyük bir heyecan var tabii. Şimdi Cumhurbaşkanımızın söylediği stratejik madenler, yani nadir toprak elementleri. Bu nadir toprak elementleri ismiyle de gündemde olduğu gibi dünyada az bulunan madenler. Eskişehir'in 7500 nüfuslu ilçesi Beylikova'nın başına adeta talih kuşu kondu. İlçe aynı zamanda süt diyarı olarak biliniyor. Ancak bundan böyle maden diyarı olarak da bilinecek ve tabii ki bu ilçenin istihdamına da büyük katkı sağlayacak. Geçmişte pek çok engellemelerle varlığı görmezden gelinen maden, Başkan Erdoğan'ın kalkınma hamlesi doğrultusunda yeniden araştırıldı, bölgede çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda alanda aralarında florit, barit ve toryumun da bulunduğu 12 çeşit maden bulundu. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, madenlerin bilindiğini ancak çalışmaların engellenmeye çalışıldığını söyledi. İlçemizde bu madenin olduğu yıllardan beri biliniyordu aslında. Zamanında MTA'da olsun, başka kurumlarda olsun çeşitli araştırmalar, hatta hocalar, profesörler, biliyorsunuz daha önce de bayın bir kaza sonucu gündeme de gelmişti uçak kazasında. Madenler biliniyordu ama uzun zamandan beri, yani 50-60 yıldan beri bu madenlerin yetersiz olduğu, İşte verimin az olduğu, yeterli maden olmadığı gibi ve başka sebeplerden dolayı geçen zaman sonra bu maden hep kapatılmış, yok sayılmış, görmezden gelinmiş. Nadir elementlerin işletileceği yer işte tam da burası. Beylikova'daki florit, barit ve nadir toprak elementleri işletme müdürlüğündeyiz. Ve işte o çıkarılacak madenler Türkiye'nin 2053 yılı vizyonuna da ışık tutacak. Peki dünyanın ikinci büyük rezerv alanına sahip olan bölgedeki çalışmalar ne aşamada? Şu anda tesislerimiz bitmiş vaziyette. İnşallah makine ihaleleri de yapılmıştı. Makineler de gelmeye başlıyor. Çok kısa sürede, 2-3 ay gibi bir süre içinde üretime geçiyoruz pilot tesis. Ve arkasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ilave tesisler gelmeye başlayacak. Bu tabii ülke ekonomimiz için çok büyük katkı. Deneme üretimi sonuçlarının ardından endüstriyel tesis yatırımına hemen başlıyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada yıllık 570 bin ton cevher işleyerek 10 bin ton nadir toprak oksitleri, 72 bin ton barit, 70 bin ton florit ve 250 ton toryum üretimi gerçekleştirmektir. Sayın seyirciler, şimdi Ankara'ya sevgili Bülent Arandaç'a dönüyoruz. Bu ender elementler niye önemli? Türkiye hakikaten hem bu ender elementleriyle, hem enerji kaynaklarıyla, hem madenleriyle kendi kendine yeter ve yeter hale gelecek mi? Ve hatta daha da bir stratejik önem kazanacak mı bu gidişte? Ne diyorsunuz? Sevgili Cemil Barlas, sevgili Canan Barlas, iyi akşamlar diliyorum. Bu konuşmaya başlamadan önce Sayın Berat Albayrak alnından öpmek lazım. Bakanlığa geldiği anda
5 tane proje geliştirdi, stratejik. Bir tanesi milli sondaj gemileri, ikincisi milli madencilik. İşte o günlerde Sayın Albayrak'ın başlattığı o stratejik sonuçlardır bunlar. Türkiye'de bugün denizlerde, Akdeniz'de, Karadeniz'de 5 tane en büyük gemilerin bulunması, milli gemilerin bulunması, Türk milli gemilerinin ve Karadeniz'den sonra Akdeniz'de de bulunma ihtimali var. Ardından petrol de birçok yerde bulunuyor. Ama yalnız milli madencilikle ilgili Sayın Albayrak'ın başlattığı uzun vadeli strateji sonuç vermiştir. Bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde büyük Türkiye'nin son derece önemli olaylar. Biliyorsunuz dünyada madenlerle en çok Rothschild ailesi ilgilidir. Hindistan'da, Asya'da, Afrika'da, Afrika'da Fransızlar, İngilizler, Hollandalıların bir özelliği de sömürge bölgelerinde madenlere gitmişlerdir. Madenler çok önemli. Milli madencilikte Türkiye'de çok büyük sıkıntılar vardı. Küresel güçlerin Türkiye'deki temsilcileri, onlarla işbirliği yapan, gözünü batıdan ayıramayan eski yönetimler ne yazık ki Türkiye'nin milli madenlerine gereken önem vermediler. Dünyanın çok önemli toryum diye bor var. Bor harika bir şey. 21. yüzyılın biliyorsunuz madeni. Toryum var. Artık Çin, Avrupa biliyorsunuz nükleer santrallarda toryuma geçiyorlar. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Eskişehir, Kütahya bölgesinde toryumlar, borlar ve bu nadir elementlerle beraber 20. yüzyılda büyük kalkınma hamlemizde bunlar çok büyük rol oynayacak. Evet sevgili Eren Beç'in sesi kesiliyor. Birçok madeni yurt dışından getiriyor. O bakımdan bu madenlerle ilgili Türkiye'nin önümüzdeki dönemde 2030'larda, 2040'larda yapacağı çalışmalar çok çok önemlidir sayın sevgili Cemil Barlas. Evet peki bir de şu son gelen durumu bir değerlendirirseniz size de aynı soruyu sorayım. Rusya ile aramız bu NATO şeysinden sonra daha bir bozulmuş mudur? Ne olmuştur? Nasıl gözüküyor orada? Sevil Hanım ve diğer arkadaşlar çok doğru söyledi. Putin'in en yakın arkadaşlarından ve en güvendiği isimlerden birisi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Ne söylemişse yapmıştır dedi. Sözünde duran bir isim dedi. Rusya sadece bu küçük olayla NATO'nun içinde olduğumuzu biliyor. Türkiye'nin bulunduğu konumu da biliyor. Türkiye'nin NATO'nun dışında NATO'nun bir aparatı olmadığını biliyor. Çünkü hem NATO hem de Çin ve Rusya ile ilişkilerde yeni dünya düzeninde özerk, kendi başına hareket eden güçlü bir Türkiye getiriliyor. Bağımsız Türkiye. Putin'in o kadar çok ilişkileri var ki Türkiye ile. Ege'de görüyorsunuz Amerika bütün adaları, Yunanistan'ı donattı silahlarla. Bunun arkasında Rusya'nın muhtemelen önümüzdeki yıllarda, 10 yıllarda Ege'den Akdeniz'e çıkmasında çok büyük sıkıntılar çıkacak. Türkiye, Azerbaycan'la ve doğrudan da Türk devletleriyle çok önemli bir gelişme sağladı. Türk Devletler Birliği, yani Birleşik Türk Devletleri geliyor. Yani 21. yüzyılın en büyük küresel gücü. Türkiye burada baş aktör. Bunun dışında Karadeniz'de işbirliği içindeyiz. Bunun haricinde İran'la Astana görüşmeleri ve Suriye'deki gelişmelerde masadayız. Evet. Masalarda olduğumuz için bunlar önemli. Ve dikkat edin, biraz önce de çok güzel bir soru sordun sevgili Cemil Barlas. Oradan gelen gemiler var. Rusya'nın kendi tahılını Amerika çıkartmıyordu. Bir ambargolar dizisi vardı. Azak Denizi'nde Rusya'nın çıkaracağı o kadar çok tahıl var ki Rusya da aynı şekilde bu olayların içinde. Bu gelen gemiler, bizim orada 18 tane gemimiz var. Onlardan bir tanesi geldi. Türkiye aynı zamanda NATO'daki hareketleriyle veto hakkını elinde tutarak büyük bir olaya da imza attı. Diplomatik bir zafer. Bu da bir
tahılla ilgili olay da dünya çapında Türkiye'nin neler yapabileceğini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın küresel aktör olduğunun somut sonucudur. Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ukrayna ve Rusya ile Türkiye'nin tek konuşan Türkiye'dir. Az daha İstanbul'da anlaşmayı sağlayacaktık. Gidiyordu Ukrayna ile Rusya arasında. Derin Amerika ve Biden engelledi evet. bunu. Savaş odası Rusya'yı kucağa oturtmak, zayıflatmak, kırmak. Ve daha sonra Çin'e yöneldi. Gördük zaten. NATO evet. stratejisi hep bunu konuştuk, yazdık. Hedefi Çin. Rusya Çin'in yanında olmasın. Onun peşinde. Rusya ile belki önümüzdeki dönemde çok ilginç ilişkiler olacak. Avrupa ile. Rusya bir Avrupa devletidir aynı zamanda. Avrupa çok güvenlik önemli. Mimarisinde Putin çok zor duruma soktular. Evet. Baltık'ta. Baltık'ı kaybetti. Kıskaca girdi. Azak Denizi'ni aldı. Karadeniz'de Türkiye ile beraber. Bunları çok dikkatli baktığımız zaman önümüzdeki dönemde evet. biliyorsunuz o gelişmeyi Kissinger, Dış İlişkiler Konseyi'nin beyni, Derin Amerika'nın beyi, 99 yaşında biliyorsunuz 26 Mayıs'ta toparlarsak Davos'ta dedi ki çok dikkatli olun Avrupa ve Amerika. Rusya ile uzun dönem beraber olacaksınız. Çünkü çok kritik bir yenilgiye uğratırsanız bunun altından kalkamazsınız. Çin'e gider. Bizim en büyük stratejimiz 100 yıldan beri evet. Rusya'yı yan yana getirmemek. O bakımdan önemli olaylar var. Sevgili Cemil Barlas, bugün 130. gün Putin Donbas'ı tamamen ele geçirdi. Son kare. Şu anda böldü, ikiye böldü. Dinyeper'deki bütün olay. Herkov'dan Azak Denizi'nden Donetsk'e ve Luhansk'a kadar bütün olayları tamamladı. Odessa'yı alacak mı Rusya? Odessa'yı alacak mı? Odessa'yı da alabileceğine dair yorumlar bugün çok yoğunlaştı. Şu anda çünkü hem Odessa'yı bombalıyor hem de onun yanında Mireleyev var. Kiev'e doğru giden hat. O bölgeyi de Harkov üzerinden gittiği takdirde Kiev'i kuşatırken Odessa'yı da alabilir. Bir olay var. Bunu çok az konuşuyorlar. Biliyorsunuz orada bir bölge daha var. Transdniester. Orada bir bölgesi var Rusya'nın. Çok yakın ilişkileri var. Hemen. Obanı da çok dikkatli bakarsak Odessa ile çok yakın ilişkileri var. Evet. Önümüzdeki dönemin en büyük kritik olayları bu bölgede yaşanacak. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 3. Dünya Savaşı eğer kritik gelişmeler devam ederse Kaliningrad'da çıkacaktır. Deli Petro 1700'lerde çıktı. Evet, Baltık. Toparlarsak sevgili Bülent Arandaç, süremiz evet. çok azaldı. Rusya, Biden'la Putin arasındaki Ukrayna satrancı çok kritik gelişmelere gidiyor. Yeni jeopolitik hatlar oluşuyor ve Türkiye'de tam bu olayların yanında olayları çok yakından takip eden hem NATO'da evet. hem Rusya'yla ilişkileri olan bir ülke. Gelecekte belki onların bir araya gelmelerine, dünya barışına en büyük katkıyı Cumhurbaşkanımız 2023-2028 yıllarında damga vuracaktır. Evet. Ya şimdi burada bir kısaca şey yapalım. Putin'in çamura falan saplandığı yok galiba değil mi? Yani bütün stratejilerinde %100 başarılı olduğu söylenilemez. Ama genel olaya baktığınızda hayır, bu yorumlar Batı'nın algısı yanlıştı. Yani, kısacası. Yani çamura saplandı. Kendi kamuoyunda evet buna itiraz edenler var. Yani burada ciddi bir başarı söz konusu değil. Neden, ne işi vardı ama bunun altını böyle iki cümleyle anlatamam. Burada bunun altını şimdi Rusya, Ukrayna diyoruz ama buna getiren sebepleri de ortaya koymadan neden Rusya bunu yaptı? Peki haklı mı yaptıklarında bunun cevapları ortaya çıkıyor. Peki.